Defalarca eylem yaptılar, sonunda seslerini duyurdular. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen hafif ticari araçlara ard arda kesilen ve tebliğ edilmeyen cezalar siliniyor. Sürücüler araçlarının bedelini aşan para cezalarından kurtuluyor haberi Binali Yıldırım verdi. Şimdi gözler cezaların görüşüleceği belediye meclisinde. Köprüden geçtiler, farkında olmadan ceza yediler. Benim Nisan ayı dahil değil 3 aylık 40 bin liraya geçiyor. Aracın değeri ne kadar? 15-16 bin lira gibi. 2019'un Ocak 1'inden itibaren kameralı sistem devreye girmiş fakat bize hiçbir şekilde uyarı yapılmadı. Uyarı yapılmadığı için de binlerce hafif ticari araç sürücüsüne milyonlarca lira para cezası kesildi. Raşit Bey, kaç tane cezanız var efendim? Benim 30 bin liraya yakın cezam var şu anda. Cezam mı makbuzlar? Herhangi bir tebligat yapılmadı daha. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen hafif ticari araç sürücüleri bu şekilde sticker bastırdı araçlarının arkasına. Ayrıca kendi aralarında örgütlendiler, bir araya geldiler. Ve bu şekilde binlerce mağdurun olduğu ortaya çıktı. O mağdurlara ise iyi haberi Binali Yıldırım verdi. İnşallah bundan böyle ister taksi, ister doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak ve böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak. Duyduk. İnşallah. İnşallah mutluyuz. Duyduk tabii ki. Yıldırım'ın açıklaması ceza yiyen sürücüleri şimdiden sevindirdi. Bizi tabii bir heyecan aldı, hevesi aldı. Sonucunu bekliyoruz. Bekliyoruz böyle bir hafta. Mutlaka olması lazım. Çünkü gerçekten söylüyorum biz suçlu değiliz. Aslında hafif ticari araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi uzun süredir yasaktı ama birçok sürücü o yasağı aldırış etmeden geçiş yapıyordu. Ta ki köprüye kamera takip sistemi getirilinceye kadar. Mesela bu araç bu yoldan dümdüz gidip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerse ceza yiyecek. Ama onun haberi olmayacak. Bu yasağı zaten anlamış değiliz. Bu arabanın aks aralığı 3.20'nin altında. Bakın koltuklu ve camlı. HGS etiketimizde birinci sınıf 8.75 alıyor. Şimdi mağdurların gözleri pazartesi günü cezaların konuşulacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olacak.